değildir bu. Her tarafı yanlıştır. Bunlar da girmek istemiyorum. Her taraf, buraya kitaplar getirdim. Ne diyorsun? Abdurrahim Tuncak söylüyor gidiyor. Bir defa. Bakın diyor, ne kadar benziyor diyor. Mustafa Kemal'in bir fotoğrafını koyuyor. Aynı cepheden çekilmiş bir fotoğrafını koyuyor Abdurrahim Tuncak. Tek benzerlik burnunun büyüklüğü. Şimdi. Yani buradan yola çıkarak üvey oğlu değil, öz oğlu nasıl denilebilir efendim? Şimdi efendim. Bu konuda en iyi çalışmayı, bir de ben Brandt'ta yaptığı konuşmayı dinledim. Özellikle dinledim gitmeyeceğim için. Brandt'ta şunu söyledi. Ben gazete, çok iyi anlayamadım. Ben gazeteci olarak mı gittim dedi. Ölüm, bana dedi ki, sırlarıyla gidiyor, insan gider dedi. Böyle mi söyledi, bundan emin değilim. Abdurrahim Tunçak'la konuşan tek adam Vamuk Volkan'dır. 1974'ten sonra kimseyle görüştürmediler. Çok gariptir. Bunlara bugün giremeyiz. Ancak inanılmaz bir şey var. Kimdir bu haber alın? Haber alın. Üniversitesinin bahçesinde Abdurrahim Tunçak Müzesi var. İlginç. Abi Gökçen buna çok kızdı. Burada bütün bunlar var. Bunlar eski benim kitaplarım bunlar. Evet. Burada var. İsyan kitabı. Burada kızdı. Ve orada bir de Gökçen buna bu filme de kızdı. Benimle niye konuşmadın diye. Bu konulara girmeyelim. Ülkü Hanım da kızmış efendim. Biz de dün akşam... Ha, Gökçen dedim Ülkü Hanım. Tamam. Hı. Yani Ülkü Hanım kastettiğini evet, düşünüyorum. Evet, evet, evet. 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 Tamam. Ama bu da öyle. Bunlara hiç girmeyelim. Bizde çok bilgi var. Hiçbir bilgi yok. İnsanda biraz tevazu olur. Bunu yapabilirsin. Ama bir heyete yaptıracaksın. Sen kimsin? Haftada 20 tane belgesel yapıyorsun. 30 tane film yapıyorsun. Bunu kime kandıracağız? Sonra nedir bu? Fazla durmayalım. Bu nedir? Bunu anlamıyorum. Bir çocuk var, adı Yorgo. Bir çocuk var, Yorgo Elen, Rum. Bir çocuk var, adı Ediz Mehmet Ali. Ediz adı, beni affetsin, ben bu işin uzmanı oldum, kitapları da getirdim. Edit Ediz, İbrani ismidir. Niye bunu yapıyorsun? Adını da Mustafa yapıyorsun. Tam uzatmayalım, Büyük Orta Doğu Projesi'nin adamını yapıyor. İçkisi var, şusu var, busu var. Onların bir kısmını. Ha, burada şunu söyleyelim. Burada şunu söyleyelim. Kemal Paşa Hazretleri'nin yaşamıyla ilgili olarak iki büyük sarsıntı yaşadı. Herkes. Bir tanesi 1960'lı yılların başında. Şevket Süreyya Aydemir, Zübeyde Hanım'ın tekrar evlendiğini kitabında yazdığı zaman biz hepimiz solcuyuz, sosyal, sarsıldık. Bir kırıldık, öyle alıştırılmışız. Hadi. Herkes sarsıldı. Evet. Birinci nokta budur. Ben kitaplarımda hep Zübeyde Hanım'a derim. Çok büyük haksızlık yapılmıştır. İkincisi, onu da ben çıkarttım. Ben çıkarttım dediğim yoktan çıkartmadım. Vardı. Paşa Hazretleri'nin Zübeyde Hanım'ın cenazesine gitmemesine, hatta başka yere der. Benim şuradaki bir yığın kitaplarımda şu var. Ey Can Dündar, şu var. Nereden uyduruyorsun bunu? Bir yerde diyor ki, adı Mustafa Kemal soyadıdır. Değil. Adı Kemal'dir. Soyadı Atatürk'tür. Yasa var, soyadı verilme. Mustafa Kemal'e Atatürk soyadı verilmesine dair yasa var. Soyadı. Adı Kemal'dir. Bütün dünyada der. Sen ona Mustafa dersen, bu insanı Kemalizm'den ayırırsın. Çünkü o bir isimdir. Isim Mustafaizm diye bir şey yok. Ya, Kemalizm diye bir Kemalizm şey Kemalizm diye bir isim vardır. İkincisi, bu böyledir. Ben bağırırım. Nasıl bağırırım? Ey Türk araştırıcıları, sıkılmadınız mı? Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ni bu kadar çok sayıyor. İçinizden birisi gidip de
ey Zübeyde Ana, böyle bir evlat yetiştirdim. Anlat, bakın Zübeyde Hanım'ın bir tek sözü yoktur. Onun için can ne söylüyorsa uyduruyordur. Sözü yoktur. Kimse gitmemiş. Bu konulara girmek istemiyorum, başka konuşacağımız konularda. Öbür noktaya geldiğinde yalnızlığı da, bu da benim gizli tarihten biraz alım. Nedir gizli tarihten? Ben Cumhuriyet 1925-26'da kuruldu derim. Orada nedir? 1926'ya geldiğiniz zaman bu Cumhuriyeti kuranların başında olan Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin annesi yoktur hayatta. Fikriye yoktur hayatta. Benim Amasya yaranı dediğim 5 kişi başlatmıştır bu Cumhuriyet'in kuruluşunu. Ali Fuat Paşa Hazretleri, Refet Paşa Hazretleri, Kazım Paşa Hazretleri, Rauf Bey, Hamidiye kahramanı, başlarında Mustafa Kemal. Hepsi arkadaştır. Hepsinden ayrılmıştır. Devrim böyle yapılıyor. Yapılan. Orada bir yalnızlık var. Bunu büyük ölçüde, halbuki ondan sonra her akşam toplantıları var, şusu var. Abdo, o da derim ki Abdullah'a, bizim taraflarda Abdo der. Şimdi sen Abdo belgeselini yap. O da işte bakın bir takım adamları çağırıyor. Niye çağırıyor? Mustafa Kemal'i taklit ediyor. Kenan Evren'e benzemiyor mu biraz efendim? Kenan Evren de trenin camından poz verirdi. Onun gibi baston kullanırdı. Asıl sormak istediğim bu değil ama. Evet. Şunu sormak istiyorum. Şimdi 1,5 yıldır bir Ergenekon denen bir şeyle uğraşıyoruz. Evet. Bu Türk aydınlığı, Mustafa Kemal'in düşüncesinde olanları, Cumhuriyet düşüncesinde olanları içeri tıkan bir operasyon. İsmi evet. Ergenekon. Evet. Şöyle düşünebilir miyim? Mustafa filmiyle kültürel anlamda bir Ergenekon mu başlatıldı? Bu boyutta kabul edebilir miyiz? Ha, ben de buna hazırlandım. Bana göre bu filmi iddianın makamına ilave koysunlar. Çünkü o filmde, benim şimdi yeni bir kitabım çıkıyor haberci, orada çok açık olarak söylüyorum. O iddia diye, o belgeler yakın tarihimizi tersinden yazmaktır ve cumhuriyetsiz yazmaktır. Evet. Bu da ona uygundur, o söylediğinize %100 katılıyorum. %100 katılıyorum. Burada yazıyor. Onu buldum. Önkibar'ın yazısı. Evet. Sen diyor. Ağır cümleler var. Ağır diyor. Çok boğuk sesli, romantik bilmem ne ama sen babası MİT görevlisi, kendisinin ne olduğu ise meçhul diyor. Önkibar. Önkibar. Bunları söylüyor. Onu ağır iş yaparsanız ağır laf. Evet. Tabii. Ha çok para almıştır. Ha, çok para bu. $500,000 Sabancılardan ama zaten çok açık olarak söylüyorum. Sabancı, Şahinler ne işte varsalar Aydın Doğan'da o bu cumhuriyeti karşısındadır. Ve nasıl olduysa Mehmet Emin Kara Mehmet grubu ağır işler, ağır düşünür. Ama nasıl olduysa bunu fark etmişler. Ben de şaşırdım. Diyebilirdim ki işte Deniz Baykal iyidir, her şey iyi der ya. Hayır o da demek. Kimse iyi demedi. Ve bugün Hürriyet gazetesi de korkmuş görünüyor. Çünkü Bekir'in yazısını birinci sayfada uçağa binmeden evvel Ankara'da gördüm. Birinci sayfada gördüğüm zaman korktum. Bekir çok sağlamdır. Bekir Coşkun üstadımız çok sağlamdır. Benim ilk istihbarat şefimdir. Ama birinci sayfaya koyunca ne oldu dedim. Korkmuşlar. Zaten bu ara Aydın Doğan tayfasında korku var. Bir gidip gelme var böyle sürekli. Korku var. Aydın Doğan tayfası korku var. Aydın Doğan tayfası, Aydın Doğan'ın kendisi. Burada getiriyoruz, bizim usulümüzdür. Artık tekrar şey yapmak istiyor. Ve